Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 8 ay önce inşaatına başladığımız su deposunun bitimine doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Bugün havalandırma borusu tesisatını anlatacağım. 3 tane odanın. Şu şekilde birinci odamız vana odası arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şu odamızın hemen sol tarafında debimetre odası var. Debimetre odası da şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Daha henüz civataları sıkılmamış durumda. Bağlantıları da yapılmadı. Son odamız da gene vana odası arkadaşlar. Şu şekilde gösterebilirim son vana odasını. İki tane vana odası ve bir tane debimetre odasından oluşuyor. Şu karşıdaki su deposunun sağ tarafında bir su deposu inşaatı daha var arkadaşlar. Bunun gibi aynısı. O depoya ait de şu göstermiş olduğum odalara benzer bir sistem bulunmakta. Şu şekilde arkadaşlar havalandırma borularının tesisatını gösterebilirim. Şurada arkadaşlar çapı 300 milimlik bir borumuz var. Şu şekilde 3. odamıza kadar gidiyor arkadaşlar bu 300 milimlik boru. Bu 300 milimlik boruya 6 adet çapı 200 milimlik borular saplandı. Her odaya 2 tane boru giriyor arkadaşlar. Birisi yerin altından, birisi yerin üstünden. Şu şekilde göstermek istiyorum. Şu boru arkadaşlar şuradan saplanmış durumda vana odamıza. Şuradaki diğer borumuz da yerin altından deplase edildi. Şu şekilde göstermek istiyorum buradan. Şu yerin üstünde saplanan borumuzu görebiliyoruz ama yerin altından deplase edilen borumuzu göremiyoruz. Onu şuradan göstermek istiyorum. Debimetre odasından daha rahat gözükecektir. Şu şekilde arkadaşlar karşımızda görünüyor. Şöyle bir yakınlaştırmamız gerekirse. Evet. Odalarımıza 2 tane boru yerleştirildi arkadaşlar. Bu şekilde hava sirkülasyonunun daha kolay olması hedeflendi. Şurada aynı şekilde debimetre odasına da 2 tane boru giriyor arkadaşlar. Birisi yer altından, birisi yer üstünden deplase edildi. Son vana odasına da şu şekilde aynı sistem olacak şekilde 200 milimlik borularımız giriyor arkadaşlar odaya. 200 milimlik borularımız çapı 300 milimlik çelik boruya kaynatıldı. Şuradaki 300 milimlik borumuzun kapağı kapatılmış durumda arkadaşlar. Buradan herhangi bir hava giriş çıkışı olmuyor. Şurada karşımızda görmüş olduğumuz bölmeden hava giriş çıkışı olacak. İsterseniz orayı da hızlı bir şekilde görelim. Şu şekilde arkadaşlar. Şurası gördüğümüz gibi açık. Hava giriş çıkışı buradan sağlanacak. 2 tane vana odası ve debimetre odasının içi bu şekilde havalandırılacak. Az önce göstermiş olduğum deponun 200 metre sağ tarafına geldim arkadaşlar. Şurada da bir depo inşaatımız var. Burada da benzer şekilde 2 tane vana odası ve ortada bir tane debimetre odamız var arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.